Herkese merhaba, ben Yazal Pakarsu. Bugün Flash'ta ActionScript 3 desteğiyle Flash'ın kendiliğinde bulunan bileşenler yani components'larla kullanarak ufak bir çalışma yapacağız. Programımızı açtıktan sonra ActionScript 3'ü seçiyorum. Hemen başlayalım. Şimdi bu panellerimizde components panelini açıyorum yani bileşenini. Buna Windows'dan veya Ctrl F7 tuşlarıyla ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burada buton üzerinde işlem yapacağım. Bunu sahneye sürüklüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir kere tıkladıktan sonra Properties paneli altında parametrelere geliyor bunun. Şimdi buradaki parametreleri açıklayalım ilk önce ne olduğunu. Birinci parametremizin anlamı şu şekilde üzerinde durma anlamına gelir. Yani butonun nesnesinin etrafında bir dikdörtgen çizer. Yani genellikle böyle dikkat çekmek için kullanılır. Sonra ikincisi enabled. O da buton aktiflik ve pasiflik durumunu belirler. Yani eğer o kutucuğu seçtiğimizde ise nasıl diyelim? Yani eğer işaretlersek yani varsayılan durumda yaparsak buton tıklanabilir. Yani eğer pasif olursa buton görünmez bir şekilde olacaktır. Label ise etiket anlamına gelir. Yani buton üzerinde yazan yazı. Burada gördüğünüz gibi label. Mesela ben buraya başka bir şey yazdım. Gördüğünüz gibi şöyle hemen isim değişmekte. Son altında label placement var. Etiket bölgesi anlamına gelmektedir. Etiketin hizalanacağı konumu belirler. Left, right, top ve bottom olmak üzere 4 seçeneği vardır. Sonra altında selected var. Bu da seçili durum anlamına gelir. Buton seçili olup olmayacağını belirleyebiliriz burada. Sonra toggle var. Bu da basılı durumudur. Butonu basılı hale getirir. Varsayılan olarak değeri false'tur yani. Buton normal haldedir yani. Bunu seçmiyoruz. Visible ise görünürlük anlamına gelir. True parametresi ile buton görünür hale gelir. False değeri ile görünmez hale gelmektedir. Şimdi kullanımına geçelim arkadaşlar. Şimdi birinci kare Actions panelini açıyorum. Şimdi biz buraya biraz kod yazacağız. Çünkü bunu ActionScript 3'e dahil ederek çalışmalarımızda veya normal olarak kullanmak için. Şimdi başlayalım yazmaya. Şimdi motion kontrollerini yüklüyoruz. Pardon, motion, şimdi özür dilerim. Import ediyoruz yani buton kontrollerini yüklüyoruz. Import FL controls nokta buton. Şimdi ise mouse event olaylarını yüklemek için şu kodları yazıyoruz. Import flash events mouse event. Bunu da yazdık. Şimdi buton aktif hale getirmek için ne yazmamız gerekmektedir? Fakat şurada yazdıktan sonra bir duralım. Bizim buna bir instances adı vermemiz gerekiyor. Ben buna da şöyle butonumuz adını verelim. Şimdi tekrar ActionScript paneline dönüyorum. Şimdi butonumuzu aktif yapmak için instances adını biz butonumuz vermiştik. Buraya yazıyorum. Butonumuz nokta enabled eşittir. True değerini veriyorum. Yani true doğru anlamına gelmektedir. Ama burada enabled true yazınca görünür hale getiriyoruz. Şimdi buton ismi belirteceğiz. Butonumuz nokta label. Burada buton ismini değiştirelim. Label'ı. Bana tıkla diyelim. Nokta üst üste alt satıra geçelim. Tekrar butonumuz nokta. Bu sefer genişlik verelim. Yani ben biraz bunun büyük olmasını istiyorum. Butonumuz nokta width eşittir. Şöyle 200
yeterlidir bizim için. 200 değerini girdikten sonra şimdi butonumuzun koordinatını da ayarlayabiliriz istersek. Ben ayarlamak istiyorum. Bunun için tekrar butonumuz nokta move kodunu yazdıktan sonra x ve y koordinatlarına girersek butonumuz koordinatını belirlemiş oluyoruz. Ben 100'e 200 olarak belirliyorum. Şimdi buton tıklandığında ben output panelimizde bir mesaj vermesini istiyorum. Bu yüzden hangi kodu kullanmam gerekiyor? Tabii ki de trace komutu kullanmam gerekiyor. Şimdi tekrar butonumuz. Şimdi burada add event listener ekleyelim biz buna. Klik. Sonra şimdi bir fonksiyon belirlememiz gerekiyor bunun. Tıklandı yapalım. Sonra tıklandı fonksiyonunu oluşturmak için tıklandı pardon ref function boşluk tıklandı. Şimdi event oluşturacağız. Event sonra mouse event. Tabi bundan sonra da void eklememiz gerekiyor bizim. 2.4 üstte void ekliyoruz. Şimdi output ekrana mesaj yazdırması için trace komutu gerekmektedir demiştik. Şimdi trace komutunu yazıyoruz. Ben output panelimde mesaj olarak şöyle buton tıklandı yazmasını istiyorum. Bu şekilde yazdım. Noktalı virgül koydum. Şimdi şuraya bir bu kırlangıç parantez dediğimiz şeyden ekleyelim. Alt GR 7 tuşlarıyla yapılmaktadır. Bu kodumuzu da bunun arasına yazalım. Tamamdır şimdi. Bizim işlemimiz bu kadar. Kapatıp Ctrl Enter'la bir deneyelim. Gördüğünüz gibi ismini bana tıkla yazmıştık. Yani ismi önemsiz. Ben tıkla dediğimde burada gördüğünüz gibi output panelinde buton tıklandı mesajını veriyor bize. Bu da trace komutuyla gerçekleşmektedir arkadaşlar. Bir daha tıkladığınızda tekrar buton tıklandı yazıyor. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese kolay gelsin. Herkese merhaba, ben Yağız Alp Akarsu. Bugün Flash'ta ActionScript 3 desteğiyle Flash'ın kendiliğinde bulunan bileşenler yani components'larla kullanarak ufak bir çalışma yapacağız. Programımızı açtıktan sonra ActionScript 3'ü seçiyorum. Hemen başlayalım. Şimdi bu panellerimizde components panelini açıyorum yani bileşenler. Buna Windows'dan veya Ctrl F7 tuşlarıyla ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burada buton üzerinde işlem yapacağım. Bunu sahneye sürüklüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir kere tıkladıktan sonra Properties paneli altında parametrelere geliyor bunun. Şimdi buradaki parametreleri açıklayalım ilk önce ne olduğunu. İlk birinci